Değerli arkadaşlar, hepinize teşekkür ederiz. Bugün Türkiye'de sayılar 155 bini bulan tekel esnafıyla beraberiz. Yanımızda da daha önce tekel esnaf olan ama şimdi milletvekili olan Sayın Ali Şeker var. Ona da huzurlarınızda teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, az önce enflasyon açıklandı. TÜİK tarafından %15.61 enflasyon olduğu ifade edildi. Biliyorsunuz TÜİK'in bu son 2 yılda 5. başkanı. TÜİK'te başkanlar değişiyor, zihniyet aynı. Adeta AKP'nin reklam ajansı gibi, sarayın reklam ajansı gibi rakamlarla oynayan, rakamları taklattıran bir TÜİK var. Başkanlar değişiyor, başkanların değişmesiyle rakamlarla oynuyorlar ama hayatın gerçekleri değişmiyor. Şimdi açıklamış oldukları enflasyon 15.61, %15.61 enflasyon açıklamışlar. Bunu Dikmen'de ya da Keçören'de ya da Altındağ'da bir teyzeye sorsalar, pazara çıkan bir teyzeye enflasyon %61, teyze onları terlikle kovalar, TÜİK'çileri. Geçtiğimiz yıl zeytinyağı 20 liraydı, şu anda 85 TL. Eskiden zeytinyağları 5 kiloluk şişelerde, ambalajlarda satılırdı. Şimdi adeta 20 miligrama kadar düştü. Kolonya şişesinde zeytinyağı satılıyor, bardakla zeytinyağı satılıyor. Gıda enflasyonuna baktığımız zaman TÜİK'in açıklamış olduğu gıda enflasyonu %25. Ama gerçeğe baktığımız zaman bu rakamların çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. Türkiye her geçen gün yoksullaşıyor. Türkiye'de keşke hayat TÜİK'in söylemiş gibi olsa, keşke hayat TÜİK'in açıklamış olduğu rakamlara benzese. Ama gerçekler hiç öyle değil. Başkanlar değişiyor, anlayış değişmiyor. Maalesef TÜİK rakamlarla oynayarak enflasyonu düşük göstermeye çalışıyor. Ama gerçek enflasyon pazarda, gerçek enflasyon bakkalda, gerçek enflasyon hayatta, gerçek enflasyonun en az açıklandığının iki katı olduğunu biliyoruz. İşsizliği azaltıyorlar, enflasyonunu azaltıyorlar ama yaşama baktığımız zaman gerçekler bununla uyuşmuyor. Değerli arkadaşlar, şimdi biliyorsunuz pazartesi akşamı AKP Genel Başkanı bazı kısıtlamaların kaldırıldığını söyledi. Şimdi aslında baktığımız zaman değerli arkadaşlar, bazı işletmeler artık açılıyor. Kırmızı noktayla gösterilen yerler hariç açılıyor. Buradan söyleyelim en başında. Açılırken kapanacak iş yerleri var. Tekrar söylerim. Açıldığı gün kapanacak iş yerleri var. Lokantacıların, restoranların ifadesiyle açılınca kapanacak en az %30 iş yerinin olduğunu biliyoruz. Bu insanlar açılınca kira ödeyecekler, doğalgaz ödeyecekler, vergi ödeyecekler. Bunları ödeyecek güçleri yok. Ayrıca enflasyona baktığımız zaman, sadece zeytinyağına baktığımız zaman fiyatlarında aynı olması mümkün gözükmüyor. Değerli arkadaşlar, bu yarı açılmayla birlikte karşımızda bizi bekleyen bir tehlike var. Kitlesel işsizlikle karşı karşıya kalacağız. Yaklaşık 2 milyon kafe ve restoran çalışanı var. Bu kısıtlı açılmayla birlikte tam kapasite çalışmadığı için insanlar işten atılacak. Buradan uyarıyoruz. Yarım kapasiteyle akşam 7'ye kadar açılan restoranlarda, kafelerde, işletmelerde toplu işten çıkarmalarla karşı karşıyayız. Düşük kapasiteyle açılma daha az çalışacak ve daha az insanla işler görülecek ve insanlar işsiz kalacak. Bir başka tehlike de değerli arkadaşlar, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği önümüzdeki ay kesiliyor. Bunun da buradan uyarıyoruz hükümeti. Eğer kısa çalışma ödeneği kesilirse insanların yoksulluğu, açlığı bir kat daha artacak. Herkes hazırlıklı olsun. Herkes hazırlıklı olsun değerli arkadaşlar. Kitlesel işten çıkarmalarla işsizlikle karşı karşıyayız. İşsiz sayımız 11 milyonu geçti. Bunda mutlaka hükümetin, iktidarın tedbir alması gerekiyor.
Değerli arkadaşlar, şimdi Recep Tayyip Erdoğan nereye gitti? Recep Tayyip Erdoğan nereye gittiğini öğrenmek için Türkiye haritasına bakmanız yeterli. Bakın, Recep Tayyip Erdoğan nereye gidiyorsa harita kırmızıya dönüyor. Bir haritaya bakın, Recep Tayyip Erdoğan nereyi gezerse, hangi ile giderse ya da AKP hangi ilde kongre yaparsa renk kırmızıya dönüyor. Buradan Sağlık Bakanı'na çağrımız, eğer salgını kontrol altına almak istiyorsan, salgının daha fazla yayılmasını istemiyorsan Recep Tayyip Erdoğan'ı sarayda tut. Başka bir şey istemiyoruz. Değerli arkadaşlar, bakın şu tabloya. Trabzon'u, Rize'si, Ordu'su, Giresun'u kongre yaptığı bütün iller kırmızıya dönüşmüş durumda. AKP kongreleri adeta sağlık sorunu haline gelmiş durumda. Bu virüs 15 bin kişinin, 10 bin kişinin yan yana geldiği AKP kongrelerinde bulaşmıyor. Ama iki kişinin yan yana geldiği tekel bayilerinde bulaşıyor. Burada adeta bir farklı bir anlayışın olduğunu da söyleyelim. Değerli arkadaşlar, aslında bakıldığı zaman tekel bayileri Türkiye ekonomisinin bel kemiklerinden biridir. Tekel bayisi iktidarın gördüğü gibi görürseniz yanlış görürsünüz. Tekel bayileri sadece sigara ya da alkol satmıyor. Tekel bayileri ekmek satıyor. Tekel bayileri çocuk bezi satıyor. Tekel bayileri su satıyor, süs satıyor. Salgın süresi boyunca günübirlik belirsiz kararlarla ciro kaybı yaşadılar. Yalnız bırakıldılar, tehdit edildiler. Adeta koronanın sebep olarak gösterildiler. Yasakçı zihniyetin ve siyasi tutuculuğun kurban edildiler. Türkiye'de tam 155 bin tekel bayisi var. Bugüne kadar vergisini verdi, kirasını ödedi, faturalarını ödedi. Onun dışında başka esnafın ödemediği birçok vergisi ve vergi veriyor tekel esnafı, tekel bayisi. Hem sigara için hem alkol için her yıl vergi veriyor değerli arkadaşlar. Tekel esnafının tabii ki sıkıntısı sadece korona ile ilgili değil. Hükümetin baştan beri bir hayat tarzı dayatmasıyla karşı karşıya tekel esnafı. Adeta yok edilmek isteniyor değerli arkadaşlar, tekel bayilerimiz. Şimdi önce tekel ürünü satan tekel bayiler akşam 22'de sonra yasaklandı. Sonra sürekli cezalar uygulanmaya başladı. Hayatın ve Türkiye'nin gerçekleriyle ilgisi alakası olmayan cezalar kesilmeye başlandı. Örneğin bir tekel esnafına yasaklara uymadığı için tam 320 bin lira, bakın bir daha söyleyelim, tam 320 bin lira ceza kesildiğini biliyoruz. Bu cezalarla tekel bayiler aslında kapatılması isteniyor. Tekel satışına aykırı eden esnafın ruhsatları dahi iptal ediliyor. Ve keyfi tacizlerle tekel esnafı rahatsız ediliyor. Hem değerli arkadaşlar, hukuka aykırı olarak, genelgelere aykırı olarak AKP'nin atamış olduğu valiler de tekel esnafını kıskaca almış durumda. Şimdi bir de zincir market var değerli arkadaşlar. Zincir market bütün esnafı etkilediği gibi tekel esnafımızda, tekel bayisi esnafımızda son derece etkilemektedir. Tekel bayileri tasfiye ediliyor ama yerlerine zincir marketler açılmaya devam ediyor. Bir şeyi ifade etmek lazım değerli arkadaşlar. Tekel ürünleri vergi gelirlerinin %12.3'ünü oluşturuyor. Bakın, tekel esnafı olmasa hükümet de ayakta duramaz, Türkiye de ayakta duramaz. %12.3 vergi gelirlerini bu esnafımızın sattığı ürünlerden oluşmaktadır. Devlet adeta alkolle yaşıyor. Bakın değerli arkadaşlar, her içilen 4 dublenin 3'ünü devlet içiyor. Devlet adeta alkolik olmuş durumda. 4 dublenin 3'ünü devlet içiyor. Yani 4 dublenin 3'ünden devlet vergi olarak tahsil ediyor. Sadece bir birimi ücret arkadaşlar. Tabii bu satışları da azaltıyor. Son bir yılda 19 milyon 981 bin litre azalışla rekor kırılıyor.
2011 yılında iç piyasaya arz edilen rakı miktarı 48 milyon 810 bin litre iken aradan geçen 10 yılda bu miktar %62 düşüşle 30 milyon 103 bin litreye düşmüş durumda. Şimdi tüketim azalıyor mu? Tüketim azalmıyor arkadaşlar. Tüketim başka işlere kayıyor. Merdiven altına kayıyor. Tekele yönelik yasaklar sahte içki üretimini artırıyor. Ocak ayında bir rapor paylaşmıştık. 2021 yılının sadece bir ayında basına yansıyan sahte alkolden ölenlerin sayısı 10. Geçtiğimiz yıl 500 civarında insanımızın sahte alkolden öldüğünü biliyoruz. Kalıcı sağlık sorunlarına yol açıyor. Ayrıca değerli arkadaşlar, bu yasaklar, tekel bayilerine uygulanan kısıtlamalar hem sahte içkinin önünü açıyor, hem de Türkiye'nin belki yaşamış olduğu en büyük problem. En büyük problemlerden birisi, en büyük problem olan uyuşturucunun önünü açmış durumda. Hap ve çeşitli uyuşturucu maalesef Türkiye'yi zehirlemeye devam ediyor. Sen hükümete çağrı yapıyorsun. Sen tekel bayileriyle uğraşacağına kayıtlı, resmi, vergisini ödeyen, Türkiye'nin ayakta kalmasını sağlayan esnafımızla uğraşacağına gel. Uğraşacağın kim? Uğraşacağın uyuşturucuya bağımlılık. Tekel bayileri salgın süresince ciroların en az yarısını kaybetmiş durumda. Bu süreçte kirasını, vergisini, faturasını ödeyemedi. Salgının yayılmasının adeta nedeni tekel esnaf olarak gösterildi. Virüs saat 5'ten sonra tekel dükkanlarını değil, işine geleni yasak, işine gelmediğini yasak gören anlayıştır. Tekele yönelik yasakçı tutum ve iktidarın yaşam tarzı dayatmasından bir an önce vazgeçmesini diliyoruz. Değerli arkadaşlar, tekel esnafının tek mağduriyeti yasaklar değil. Zincir marketler karşısında da ezilmeye devam ediyor. Tüm ürünleri satan zincir marketlerin 70'ten fazla meslek kolu üzerinde haksızlık oluşturuyor. Kasap, manav, kırtasiyeci, mobilyacı, ayakkabıcı, çiçekçi, tekstilci, hırdavatçı, züccaciyeci zincir marketler yüzünden iş yapamıyor. Bizim 3 harfli marketler raporumuzda belirttik. Zincir marketlerin sattığı binlerce ürün çeşidi azalsın dedik. Zincir marketler 7 başlı ejderhadır. Zincir marketler AKP döneminde doğmuş, AKP döneminde büyümüştür. Esnafımıza çağrı yapıyoruz. Bu zincir marketlerle senin ekmeğinle oynayanların hesabını sor. Zincir marketler varsa AKP sayesinde vardır. Maalesef zincir marketler artık gıda değil, her şeyi satmaktadır. Bazen zincir marketler kışın turşu satıyor, kışın kış lastiği satıyor, elektronik satıyor, boya satıyor vesaire. O nedenle zincir marketlere mutlaka tedbir alınmalıdır. Hükümet bir yaşam tarzını dayatmaya çalışmaktadır. Buradan açık açık söyleyelim. Hem restoranlar konusunda, hem barlar konusunda, hem birhaneler konusunda hükümet bir kendi yaşam tarzını dayatmaktadır. Onların başına tekel esnafı gelmektedir. Tekel esnafından vergi alırsın, para alırsın ama onları düşman gibi görürsün. Buradan çağrı yapıyoruz. Senin kongrelerde bulaşmayan virüs tekel esnafının 3 metrekare, 5 metrekare dükkanında, iş yerinde bulaşmaz. O nedenle virüsün kaynağı sensin. Virüsün kaynağı kongrelerin, virüsün kaynağı labalep doldurduğun yerlerdir diyoruz. Değerli arkadaşlar, ben şimdi önerilerimi söyleyip sözü tekel esnafına bırakmak istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak sorunlar değil, çözümleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tekel bayilerine yönelik haksız, adaletsiz, maksatlı ve taraflı tutumdan vazgeçilmelidir. Tekel bayilerine yönelik süre kısıtlaması diğer esnaf gibi esnetilmelidir. Hafta sonu yasaklar kaldırılmalıdır değerli arkadaşlar. Salgın gibi içki tüketimiyle doğrudan ilgisi olmayan gerekçelerle tekel bayileri ve büfeler keyif olarak kapatılmamalıdır. Alkolden alınan vergiler makul bir seviyeye çekilmeli. Alkol üreten ve tüketenler vergi kaynağı olarak görülmemelidir. Tekel bayilerine yönelik orantılı cezalar makul seviyeye çekilmeli. Pandemide büyük cezalar yazılan esnafa bir sefere mahsus af getirilmelidir.
15 bine yakın ürün çeşidiyle 70'e yakın meslek grubunun işini yapıp haksız kazanç sağlayan zincir marketlere ilişkin acil bir düzenleme getirilmelidir. Kanun teklifimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde beklemektedir. Sahte içkiye yönelik denetimler artırılmalı. Sahte içki tüketiminin artışına ilişkin meclis tarafından bir komisyon kurulmalı. Bu konuyla ilişkinde bir meclis araştırma önergemiz vardır. Keşke buradan bir çağrı daha yapıyoruz. Tekel bayisini denetleyeceğine, bu kadar uğraşacağına, keşke uyuşturucuyla mücadele etsen. Şu anda hem cezaevinde en çok yatan uyuşturucu satıcıları hem de Türkiye'nin en büyük problemi ortaokula kadar inmiş uyuşturucudur. Tekel esnafıyla uğraşacağına git uyuşturucuyla uğraş. Devlet en önemli alkol tüketimine ilişkin ideolojik ve kutuplaştırıcı söylemden vazgeçmeli, içki tüketiminde bir yaşam tarzı olduğunu kabullenmelidir. Değerli arkadaşlar, şimdiye kadar toplumda gözükmeyen insanların, bilinmeyen insanların sesi olmaya çalıştık. Geçtiğimiz hafta hayatımızda var olan ama resmiyette yok olan motokuryeleri konuştuk. Geçtiğimiz haftalarda yine sokak ekonomisinden geçimini sağlayan simitçi, sebzeci, kestaneci, ayakkabı boyacısı, çaycısının ses olmaya çalıştık. Yine geçtiğimiz haftalarda apartman görevlilerinin, evde temizliğe giden insanların ses olmaya çalıştık. Bundan sonra da mağdur olan herkesin ses olmaya devam edeceğiz. Esnafımızla ilgili gündeme getirmeye devam edeceğiz. Esnafımızın derdi sorunu büyük. Türkiye'nin beka meselesi diyorlar. Zaman zaman Türkiye'nin beka meselesi esnafın ayakta kalmasıdır. Esnafın yaşamasıdır. Bunun için de doğrudan gelir desteği, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önermiş olduğu doğrudan gelir desteğini mutlaka sağlamalıdır. Bu konuyla ilgili İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker'in de kanun teklifi şu anda mecliste beklemektedir. Eğer evet diyorsanız yarım saatte geçiririz esnaf olan bütün destekleri, esnaf olan doğrudan desteği, kira desteğini yarım saatte geçireceğimizi buradan ifade ediyorum. Ben şimdi sözümü platform başkanımız Özgür Bey'e bırakmak istiyorum. Buyurun. Öncelikle teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Gerçi Sayın Vekilimiz bizim söyleyeceğimiz birçok şeyi söyledi. Ağzına sağlık. Türkiye Tekel Bayları Platformu adına zor günlerimizde esnafa yüksek faiz ile borçlandırılan, hükümetin aksine her fırsatta esnafın yanında duran Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve değerli milletvekilimiz Veli Ağbaba'ya platformumuz adına teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlar ve Ali Şeker milletvekilimize özür dilerim. Değerli meslektaşlar ve her zaman bizim yanımızda olan, birlikte mücadele eden basın emekçileri, hoş geldiniz. Büyük marketlere mahkum edilen kamuoyu, Covid-19 olarak adlandırılan, zamanında önlemler alınmayarak, alınan önlemler işe sayılarak sözde mücadele adı altında amacı herkes tarafından açıkça görünen ve mücadeleden çok laik kesimin tüketim ürünlerine uygulanan yaptırımlar, yasaklar ve her şeyden önce özel yaşama ve sosyal hayata yapılan bu müdahale açıkça ortadadır. Hükümetin laik sisteme yönelik niyeti ve zikri bu dönemde yüksek sesle zaten söylenmeye başlanmıştır. Önce korona bahane edilerek sokaklarda sigara içme yasağı, kısa süre sonra da alkol içki satan mekanları kapatarak sosyal hayata nasıl müdahale edildiğini gözlerimizde gördük. Esnaf borçlarına rağmen hükümetin kapatmalarını önce halk sağlığı diyerek kabullenmiştir. Fakat bizler, yani esnaflar fedakarlık yaparken hükümetin bizler ile alay ettiğini ve yapılan siyasi mitinglere verdiği destekleriyle lağbelep görmüş olduk. Bu ülkenin esnafı aptal değildir, aciz değildir. Bizler bir kuruşa muhtaç haldeyken hükümet hangi hakla hizmetle kapatmana rağmen mitinglere izin vermektedir. Tüm borçlarımız takvim günü üzerinden hesaplanırken iş yerlerimiz saatler ile kısıtlanmış ya da kapatılmıştır. Devlet anayasal hakkımız olan biz esnafları korumakla mükellef olmasına rağmen hükümet bizleri öldürmeye ve yok etmeye açıkça çabalamaktadır. Borçlarımız gün geçtikçe artmakta. Devlet bu durumu sebep olan hastalığın faturasını esnafa kesmektedir. Bu ülkede adalet sadece müteahhitlere ve zenginleri korumak için mi vardır? O beşli çeteyi biliyorsunuz. Sokak aralarına kadar girmiş 3 harfli marketler ile online satış yapan market sitelerinin tüm haklarını koruyan hükümet, esnafın hakkını makam ve koltuk derdinden başka hiçbir amacı olmayan odalara teslim ederek bizi bitirmeye çalışarak sermayenin kartelini halkını teslim etmektedir.
Bu mudur sosyal adalet? Bizler bu ülkenin namuslu yurtseven insanlarıyız. Hakkımız olanı kolay kolay teslim etmeyeceğiz. Bu yüzden 11 Mart tarihinde küçük esnaflar olarak adlandırılan bizler meydanlarda olacağız. Bizlerin en büyük sorunu şu aralar, şu dönemde geçen Veli Bey'in de bilgisi vardır. Cemaatler, tarikat üyeleri dükkanlarımıza gelerek bizlere baskı kurmaya çalışıyorlar. Hatta şu an birçok ilde ve ilçede faaliyette olan iş yerlerini kapatmak için dilekçe topluyorlar ve basın açıklaması yapıyorlar. Bizler bu durumdan tekel bayiler, esnaflar olarak gerçekten de rahatsız durumdayız. Bizlerin ödemelerimiz, kredi ödemelerimiz, senetlerimiz takvim gününe göre, ama bu kısıtlamalardan dolayı saatlere vurduğumuz zaman çalışma günlerimiz azalmış durumda. Bu duruma hiçbir şekilde kimse müdahale etmiyor. Devletin acilen bu duruma çözüm getirmesi gerekiyor. Aynı zamanda zincir marketler konusunda en son açıklanan zincir marketlerde çıkacak olan sigaranın biz küçük esnaflar için umut edici olması yanı sıra alkolün de kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü haksız bir rekabet var. Zincir marketlerden alkol satışının sınırlandırılmasını istiyoruz. Çünkü biz küçük esnaflar gerçekten de rekabet edemez durumdayız. Çünkü onlar tek merkezden tek alım yaparak bizleri ezmektedirler. Ve biz küçük esnaflar, tekel bayileri tüketicinin gözünde kazıkçı durumundayız. Bizler bu durumdan gerçekten de tekel bayiler esnaflar olaraktan çok büyük yara almaktayız. Bizler sadece dükkanlarımızda alkol ve sigara satmıyoruz. Çay satıyoruz, şeker satıyoruz, çocuk bezi satıyoruz. Ve bizlerin saatlerinin kısıtlanması tamamen mantıksız bir şey. Bu pandemi döneminde şöyle bir durum yaşandı. Hafta sonu, cumartesi, pazar büyük zincir marketlere alkol satışı yasağı gelmedi, bizlere geldi. Hatta bizim darp edilen bayilerimiz oldu, ters kelepçe yapılan tekel bayilerimiz oldu. Siz satamazsınız. Bizler onlara şunu dediğimiz zaman, bakın arkadaşlar, zincir marketlerde şu an alkol satışı yapılıyor. Elimizde fişlerimiz var dediğimizde kolluk kuvvetleri bize aynen, biz onlara karışamayız. Bugün size en büyük bir sorunu söyleyeceğim. Şu an Türkiye'de alkol ruhsatı hiçbir şekilde artık verilmiyor. Örnek vereceğim, Ankara Mamak'ta şu anda alkol ruhsatı verilmiyor ama Migros mağaza açıyor ve hatta şu an TTK ruhsatı olmadan, buradan ihbar ediyorum, alkol satış yapıyor. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Ve bu birçok Keçiören'de de dahil. Şu an alkol ruhsatı verilmiyor. Mesela şöyle bir durum da var. Onu da es geçmek istemiyorum. Bizler yeni bir tekel bayisi devraldığımızda yahut da devrettiğimizde hemen prosedür işlenmiyor. Yani bu süreç en az bir ay sürüyor. Bu bir ay süreci beklemeden ikinci gün dükkana gelip dükkandaki bütün malzemeyi tarım, gıda ve emniyet güçleri topluyor. Yani bunun bir süresi olması gerekiyor. Yani bu arkadaşlar, bu tarz durumları yaşıyoruz biz. Böyle sıkıntılarımız var. Buradan teşekkür ediyorum bize bu konuşmayı verdiğiniz için. Söylenecek çok şey vardı, hepsini Veli Bey söyledi. Konuşacak arkadaşlarımız varsa gelebilir, sıkıntı yaşayan. Savaş arkadaşımız. Herkese merhabalar. Buradan sayın vekillerimize teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırıp dertlerimize derman oldukları için ve bizi dinledikleri için teşekkür ediyoruz. Ben buradan 22 yasasına değinmek istiyorum. Biz bunu daha önce çok dile getirdik. Bu ülkemizde bu saat sınırının en az 12 olması gerekiyor. Ama bunu bir türlü biz hükümete kabul ettiremedik. Bunu söylediğimizde ise Avrupa ülkelerinden örnek verilip işte orada da saat 10'da alkol satışının olduğunu bize dile getiriyorlar. Biz yalnız onlara şunu söylüyoruz. Orada küçük esnafı koruyan birçok yasalar var. Adeta cımbızla çekilerek işine yarayan kısımlarını alıp ülkemizde uygulayıp bizi koruyan hiçbir yasayı getirmeyen bu yasaya biz karşıyız. Avrupa'da saat 5 deyince en maksimum hayat bitiyor. Dolayısıyla saat 5'ten akşam 10'a kadar bir insanın alışveriş yapması için, karnını doyurması için, gezmesi için tam 5 saati var. Ama ülkemizde özel sektörde çalışan bir kişinin maksimum, yani 8.30-9'da işten çıkıyor ve 1 saati var. Bu 1 saatte alışveriş yapması, kendine vakit ayırması, yemek yemesi mümkün değil. Tam iş yapacağımız saatte bizim
kepenklerimiz kapattırılıyor ve çok büyük cezalara maruz kalıyoruz. Bir adet biranın fiyatı 14 lira, bunun cezası 22'den sonra alkol sattığımızda 320 bin lira. Çok orantısız bir ceza. Ülkemiz koşullarına bakıldığında, çalışma saatlerine bakıldığında biz bu saatin 12'ye çekilmesini buradan talep ediyoruz ve söylüyoruz. Umarım sesimiz duyulur. Peki. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Buradan hep beraber son kez bir daha sesleniyoruz ülkeyi yönetenlere. Kaçakçıya değil, uyuşturucuya değil, esnafına sahip çık. Küçük esnafın yok olmak üzere. Ucu dışarıda olan çok uluslu zincir marketlere, üç harflere değil, kendi esnafına sahip çık. Eğer yerli ve milliysen, yerli ve milliliğin ölçüsü kendi esnafına, küçük esnafına sahip çıkmaktır. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Soracağınız sorular varsa cevaplarız, yoksa hepinize, bütün basın mensubu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Esnafımızın, küçük esnafımızı dertlerini duyurmaya çalıştığınız için. Basın mensuplarına çay kahve ikram edebiliriz.